Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet güzel kardeşlerim, bir yeni yayında tekrar sizlerle birlikteyiz. Piyasamızda bugün neler var güzel kardeşlerim? ABD'den kripto para yasa, ya pardon özür, Avrupa Birliği'nden kripto para e, onaydan geçti, yasa onaydan geçti arkadaşlar. Dilimi sürtüşü özür, düzeltiyorum. Kripto para yasası onaylandı. Haydi hayırlısı Bakalım ne olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden veriler geldi. Piyasamız nasıl etkileniyor? Biraz sonra sizlerle onları paylaşıyor olacağız güzel kardeşlerim. Evet şöyle bir yayınımızı kontrol hale yapalım. Bu arada yayınımızda bir aksaklık yoktur umarım. Kardeşlerimiz gelene kadar şöyle ilk gelen kardeşlerimizden kimler bizleri yalnız bırakmadı? Hemen onlara bir bakalım. Şöyle yukarıdan aşağıya ilk gelen Cankat kardeşimiz, Yusuf Özevin hocamız, Ercan Hacıoğlu, Ferdi Fodul, Hüseyin Gülmez, Vatansever. Hoş geldiniz hepiniz güzel kardeşlerim. Aziz Sadi, Arif Akboğa, Mahmut Dobuoğlu. Selamlar hocam kokos bakar mıyız demiş. <laughs> Eyvallah. Aleyküm selam. Yaklaşık bir saat yayınımız olacak arkadaşlar onu da hatırlatayım. Çok aşırı uzun bir yayınımız olmayacaktır saat e, şu anda 17 Avrupa'da Türkiye'de 18 19'da bitecek yayınımız e, Türkiye saatiyle Avrupa saatiyle de 18'de bitmiş olacak evet Arda Yıldırım hocam merhabalar teşekkür ederim e, güzel kardeşim siz de hoş geldiniz ben diyor üniversite öğrencisiyim ARB koyunda terste kaldım sizin yorumunuz ARB'ye bakarız güzel kardeşim ARB'ye bakarız e, Sami Üzen Erdinç Karaman Mehmet Pektaş, Tuna Şahin, Ferhat B, Ömer Gökçen, Gökhan Algan, evet, bakıyoruz, birden atladık mı yukarıya doğru, Gökhan Alkan'da kaldık, Veysel Arslan, Ali Karakoç, Kuzey Türk, İsmail Nalkıran, Ufuk Ortakçı, Anıl Alkan, Emre Uğurlu, Ziya Özen, Can İlgin, Fatih Gürsoy, Cevdet Oral kardeşlerimiz de yayınımıza ilk gelenlerden olduğunu görüyoruz. Ahmet Turmuş, Selahattin Yavuz, Hira, Erol Erten, Arif Meden, Maden, Celil, Batman, 10. Köy. <laughs> İyi yayınlar. Hey hocam demiş 10. köyden sesleniyorum. Evet 9. köyden kovdular mı güzel kardeşim? Evet Şakir Kurç, Mesut İzgi, Erdoğan Kütük. E, Samet Taşkın, Gülbey Üstün, Emre, e, Halil İbrahim, Sen Rumuzlu bir kardeşimiz de gelmiş. Halil İbrahim. Arkadaşlar e, oldukça yoğun bir giriş oldu. Bir anda 200 kişi geldi şu anda. Hepini tabii yani bütün isimleri okuma şansımız yok. Yavuz Kara bu arada e, katıl butonu üyelerini geçiyorum hemen. Yavuz Kara e, Mr. Pimpirikli, Göktuğ Balta, Göktuğ Balta, Nevzat Şenol Erdem, Barış Yeni Ocak ve diğer kardeşlerimiz hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Orhan Baba da girdi bu arada. evet güzel kardeşlerim. Yorum ve analizlerimize geçmeden bugün neler Bugün bu arada Ufuk kardeşimiz yapıştırdı bağışı. Teşekkür ediyoruz. Ee, hocam ISP, BTT, holo, spil, file, fet, o ay maşallah maşallah, ufak kardeşimiz fırsat buldukça bakmaya çalış. Tabii ki ilk analiz senin. Sen birinciliği kaptın şu anda. Ee, ama ne zaman? Bitcoin ve Ethereum'dan sonra. Şimdi güzel kardeşlerim, ee, şöyle anlatayım, bir iki haberimiz var, ardından grafik yorum ve analizlerimize geçeceğiz ama Bitcoin'de önemli destek seviyemiz neresi? Herkesin sorduğu bir soru. Değil mi? Daha önce çok çok önemli bir direnç olan birkaç kez deneyip de kıramadığımız bölge artık onun için destek konumunda. Orayı kaybetmemesi lazım Bitcoin. Zaten dünkü yayınımda, yayınımızda iyi izleyenler anlamıştır. En fazla çekilebileceğimiz daha önce çok uğraşıp kıramadığı bir destek noktasından bahsetmiştik. Yayınımızda onları da söylüyor olacağız arkadaşlar. Peki hocam bugün haberlerde neler var? Yani Avrupa Parlamentosu arkadaşlar Bitcoin ve altcoin düzenlemesi Mika'yı onayladı. Yasayı onayladı arkadaşlar. Bakalım ne, ne olacak? Bugün itibariyle Avrupa Birliği'ndeki milletvekilleri yeni bir kripto para lisanslama rejimi olan Mika için yeni bir oylama yaptı. Yetkililer Mika lehinde 517 kabul oyuna karşı 38 Red kullandı arkadaşlar. Dünyanın en kapsamlı kripto yasasını yürürlüğe koymayı başardı. Avrupa Birliği. ABD'den daha erken davrandı. Evet. ABD'den daha erken davrandı Avrupa Birliği arkadaşlar. Evet. Ben diyor geriden gelirim ama diyor son düzlükte sprintiye girer geçerim hepsini diyor. <laughs> Aynen öyle yaptı bugün. Evet bu arada e, İsmail Karamık kardeşimiz başta bulundu 50 TL. Kuzey Türk kardeşimiz 22 TL bağışta bulundu. Teşekkür ediyoruz. Kesenize bereket. İstekleriniz öncelikle tabii ki sizlerin olacaktır. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi kısa kısa geçiyorum. Ee, Avrupa Birliği'nden haberler bu arkadaşlar. Ee, gelişmeler, kripto paralar nasıl etkileyecektir? Ee, tabii ki düzenleme şarttı. Bakalım. Bekleyeceğiz. Önümüzdeki aylar bunu bizlere gösterecektir. Şimdi bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden, ABD'den e, şöyle bir 10-15 dakika önce bir veri açıklandı arkadaşlar, kritik veriler. E, Bitcoin'i etkileyecek miydi bu? Bakalım neymiş bu veriler. ABD işsizlik haklarından yararlanma başvurusu farkındaysanız, pazartesi herkes kağıdını, kalemini, defterini alsın dedim. Bu hafta gelecek verileri komple yukarıdan aşağı sizlere paylaşmıştım. E, efendim bize hafta içinde de sormayın bugün hangi veri vardı falan diye özellikle de vurgulamıştım arkadaşlar. E alanlar tabii ki biliyor şu anda bunu. Nedir hocam? Evet. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Önce önceki arkadaşlar 239 bin. Beklenti 240 bindi. Ve açıklanan 245 bin oldu. Evet. Bu e, Bitcoin ve altcoinler için olumlu açıklama gibi görünüyor arkadaşlar şimdilik. Bitcoin'in ve altcoin'in seyrine bakıyor olacağız güzel kardeşlerim. Evet bu arada 281 kişi olmuşuz. Şöyle bir ekrana geçelim arkadaşlar. Grafiğimize de geçelim. Buradan grafiğimizi açtık mı ekrana? Bakalım ekranda mıyız? Evet ekrandayız. Güzel kardeşlerim. Ekrandayız. Şöyle bir bakıyorum. Eee. Ufuk kardeşimiz var ilk sırada İsmail ikinci sırada Kuzey Türk üçüncü sırada e, Ufuk tekrar e, bağışta bulundu Ufuk kardeşimiz. Hocam bayramınız mübarek olsun demiş seviliyorsunuz eyvallah. Bütün kardeşlerimizin Ramazan bayramı mübarek olsun diyoruz şimdiden güzel kardeşlerim. Cenab-ı Allah tekrarını nasip etsin inşallah diyoruz. İnşallah ölmez sağ kalırsak görürüz güzel kardeşlerim. Seneye de görürüz. Ondan sonraki seneye de görürüz. Yeter ki Cenab-ı Allah nasip eylesin. Hepimize. Şimdi arkadaşlar bugün öne çıkan altcoinlerden bazıları mesela Clear Network. Bununla ilgili zaten defalarca videolarda bahsettik. Geleceğiz ama öncelikli olarak nereye geçiyoruz? Grafiklerimizden Bitcoin ve Ethereum'a geçeceğiz. Daha öncesinde ise Altcoin'lere para girişi var mı? Var hocam. Yüzde bir civarında an itibariyle altcoin'lere para girişi var. Neredeyiz? Evet. 600. Bakınız arkadaşlar. 650 idi herhalde. Yani şöyle bakayım. Evet en son. En son. 17 Nisan'da 659 milyar doları 660 milyar dolara yaklaşmıştı. Nereye kadar geri çekildik arkadaşlar? Yaklaşık 610 milyar dolara kadar geri çekildik. 600'ün altına inmediğimiz sürece hiçbir sıkıntı yok. Şimdi neredeyiz? 620 milyar doları geçtik yine. Altcoin'lere para girişi. E, Dominans ne yapıyor? Tamam hocam dominansı biz be böyle bekliyorduk zaten. Bakınız burada, burada şu yeşil olarak gördüğünüz da bir yükselen gama var arkadaşlar. Yükselen gama var. E bu yükselen gama neydi? bir önceki derinliği aşağıya atardı. E bu da bize düşüşü gösterir Bitcoin dominansında. Bitcoin dominansı şimdilik bunu işaret ediyor. Yani aşağılarda bizi düşecek olan yerler 46.80 yani 47'nin altına düşecekmiş gibi duruyor şu anda. E bu düşerse Bitcoin'in düşmemesi lazım. Bitcoin de düşerse o zaman altcoin'ler ne yapacaktır? Geriye çekecektir. E öyleyse Bitcoin ne yapıyor şu anda? 0.40'lık bir nesi var Bitcoin'in geri çekilmesi var. 0.40. Bu saatlik bazda arkadaşlar. Saatlik bazda. Ben bunu bir 4 saatliğine almak istiyorum. 4 saatliğine. Şöyle baktığımızda EMA 200 günlük ortalamanın üzerinde kalmayı başarmış durumda. Şu anda Bitcoin Burada bulunan desteği EMA 200 günlük ortalama nedir hocam? EMA 200 günlük ortalama 28.500 dolar. Niye bu kadar önemli bu 28.500? Hatta daha önemlisi 28.400 dolar. Bakınız güzel kardeşlerim. Şimdi haftalık grafiğini açtığımda sizler anlayacaksınız neden bu kadar önemli. Şurada mevcut bulunan iğneleri şöyle bir çizelim arkadaşlar. Bir saniye, bu şeydi değil mi? Evet haftalık, haftalığı açtık. Şu arkadaşlar şurası, şurası. Daha önce, daha önce e, 28.500 dolarlar Bitcoin'in 64 bin dolarlardan geri gelip de desteklerini kırmadığı yer. Yani buradan tepki alımlarıyla tekrar yani buradan yaklaşık 28.500 dolar 64.500'lerden 28.000'e kadar gelen 28.500 dolar kadar gelen Bitcoin buradan tekrar burayı kırmayarak bu sağlam destek edin burayı bizim için de güçlü dirençti biliyorsunuz. Kırdık burayı ya. Şimdi bizim için de burası destek. Buralardan tekrar 69 bin kadar gittik. Şimdi şurada farklı bir formasyon görüyoruz arkadaşlar. Bu bir düşen kanal, bu bir alçalan gama, bu bir yükseliş işaret idi. Biz sizlere, biz sizlere bakınız. Bitcoin arkadaşlar İnanmayın David Gross muhabbetine David Cross'lara inanmayın piyasada pump yapıyorlar inanmayın piyasaya fut salıyorlar inanmayın derken bu formasyonları görerek diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Bitcoin 16.700 dolarlardayken 21.500 dolar ve 25.000 dolar 34.500 dolarlardan bahsetti bu abiniz, hocanız, amcanız, dayınız, dedeniz. Kardeşiniz. Herkes güldü bize. Ya hoca herkes bitcoin 8 bin lira düşecek. Efendim 14 bin lira 12 bin lira düşecek derken siz böyle dediniz. Evet doğru güzel kardeşim dedim. Haklı çıkmadın mı? Çıktık hocam. Hep haklı çıktık siz dinledik. Diyenler de var. O gün hoca yine sallığı deyip de yayından ayrılanlar da var. Mahcup oldular çünkü. He. Şimdi diyor ki kardeşim bazen Hoca biz sen ne dersen tersini yapıyoruz diyordu eskiden yorumlarda. Sen çıkacak dersen ben işte düşeceğe pozisyon açıyorum. Sesi solu hep kesildi arkadaşlar o yorumcuların. Sesi solu hep kesildi. <laughs> Demek ki o öyle yaptı. Ben düşecek şey çıkacak derken o ne yaptı? Düşeceği aldı. Her dediğimde aşağı aldı. Peri Mahu perişan oldu. Çünkü o benim dediğimin tersini yapıyor ya. Biz zaten yapın yapmayın bir şey söylemiyoruz burada. Biz anlatıyoruz. İster alırsın ister satarsın güzel kardeşim. Yok böyle bir şey. Bakınız bu formasyon yükselişin işaretidir arkadaşlar. Bu formasyon bitimi 16.700 dolardı. İşte biz bunu görerek biz bunu görerek sizlere bundan bahsettik. Ve nereye kadar iğne attık güzel kardeşlerim? 31.900 32.000 lira iğne attık neredeyse. E şimdi burada EMA 50 ve 200'ün üzerinde haftalıkta aşağıya geri gelmediğimiz sürece hiçbir sıkıntı, dert, keder yok arkadaşlar bizler için. Ve bizi bekleyen yukarıda şu nokta nokta işareti olan 47.000 dolarlar var. 47.000 ile 48.000 dolar bandı aralığı var. Ve biz buraya doğru gidiyoruz. Bitcoin. Bakınız buraya doğru gidiyor. Bu ol, hemen olmayacaktır. Bakınız sizler iki günkü düşüşte bir panik yaşadınız değil mi? Ya hocam bu düşüşler batıyoruz diyenler bile oldu. Ya nereye batıyorsun güzel kardeşim? Nereye batıyorsun sen? Sen efendim 16 bin 17 binlerden beri nakitte kaldıysan rallilerin üzerinde girmişsen sen zarar edersin. Ama sen o dönemden beri bir piyasada karlarını realize edip koyunlar arası geçit yapmışındır. Bazı karların bir kısmı geri gitmiştir. Normaldir arkadaşlar. Bu piyasada kar da etmek var, zarar da etmek var. Ama görüyorum ki görüyorum ki çoğu kardeşlerimiz panikliyor. Güzel kardeşim, kırmızı olmadan yeşil olmaz. Yeşil olmaz kırmızı olmadan. Formasyonlar tamamlanacak diyorum. Defalarca söylüyorum bunları sizlere. Ama nerede? Vatandaşa her gün yeşil lazım. Her gün yeşil lazım arkadaşlar. Vatandaş kredi çekmiş. Efendim vatandaş evini satmış. Vatandaş arabasını satmış. E bu vatandaşa ne lazım? Elbette kırmızı lazım değil. Elbette her gün yeşil lazım. Yok böyle bir dünya. Varsa böyle bir yatırım aracı hep beraber oraya gidelim. Değil mi? Hep beraber oraya gidelim. Yok böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey beklemeyin. Şimdi tabii ki ralliler gelecek. Bu rallilerin ayak sesleri bu kırmızılar, büyük yeşilliklerin ayak sesleri olacaktır. Günlük bazımıza geri dönüyoruz. Bitcoin'de arkadaşlar günlükte bizim beklediğimiz destek zaten tam da 20 e, 8 bin 500 dolar. Evet. 28.500 doların üzerinde 400 dolar üzerinde kaldığımız sürece bakınız çiziyorum burayı. Çiziyorum. Hoca çizdi de. Evet. Neresi geliyor arkadaşlar? Kısacık bir ok göndereceğim ben buraya. Ve hedef tekrar 32'lere doğru, 33'lere doğru yani bizim hedefimiz olan 34.500 lira doğru bir yolculuk başlayacaktır diyoruz. Yani okun işareti bu. Burayı gösteriyor arkadaşlar. 32 binler. Evet. Burada bir ikili dip oluştu şu anda. Günlük bazda bir ikili dip oluştu. Normal seyirde e, 31 bini bir anda görebilir. Yarın. Bu, bu gece. Tekrar yani piyasada olumsuz bir haber gelmediği sürece. Arkadaşlar. Şu pozisyona dikkat edin bakınız. Günlükte. Eğer altın düğüm hala burada ve hareketli ortalamalardan EMA 50-200'ün yukarısında devam ediyorsa, böyle yönünü aşağıya çevirmediyse yükselişin devam edeceği sinyali alınır. Yani bu sonuç olarak yani bu çizgilerden yükselişin devam edeceği yorumu gelir. Evet güzel kardeşim. Oradan devam edeceği yorumu gelir. Bitcoin an itibariyle Yirmi sekiz bin altı yüz bin yedi dolarlardayız. Bekleyip göreceğiz. Peki hocam Ethereum ne yapıyor? Ethereum da aynı şekilde Bitcoin'in yaptığı hareketi yapıyor. Bakınız. Bir iki olumsuz haberler geldi bir iki gün önce. Onun ardından ne oldu? Geriler, geri gelişler başladı. Ya hedefimiz ne hocam Ethereum'da? Haftalık bazda bakıyoruz. Haftalık bazda hala... Devam sinyalini veriyor bizlere. Devam. Nereye doğru devam? Arkadaşlar 2300 ve 2500 dolar direncine doğru devam ediyor. Burada ne var hocam? Bakınız. Burada şu var. Haftalık bazda. Şöyle bir EMA 200'ün üzerinde ve 50'nin de üzerinde kaldığı sürece bu şekilde bir kanal pozisyonuna giriyor. Ama bu kanalın o kadar önemi yok bizler için sürekli çizmiyorum bunu. Bizim için önemli olan şurası güzel kardeşim. Şurası, şu derinlik, şu derinliğin buraya atıyor, atacak oluşudur. Bu da 2500 dolarlar. İşte bu 2500 dolarların direnç noktası daha önce destekti bakınız burada. Burada destekti. Bitcoin şey Ethereum 4800 dolarlardan buraya geldi. 2500 dolarlara kadar buradan desteğini alarak tekrar 3500 dolarlar, 3600 dolarlar gördü. Şimdi aynı destek bizim için Ethereum'da direnç konumuna geliyor. Burayı kıracağız inşallah arkadaşlar. Evet devam. Şimdi güzel kardeşlerim isteklerden devam edeceğiz. Fakat öncelikli olarak e, Ufuk ortakçı kardeşimizin nesi vardı? Bizler de bir ilk isteği onundu herhalde. Şöyle bakıyoruz. İlk ne demiş hocam? İnternet bilgisayar. ISP. ISP'yi yazdık hocam. BitTorrent. B BTTC oldu artık. BitTorrent olarak yok. Biliyorsunuz. BitTorrent. Holo. Holo Evet. Spil. Arkadaşlar çoğunuzda var bunlar. Onun için çoğunuzda da olduğu için rahat rahat izleyebilirsiniz. Spili koyun bezden alalım. Spil. File, fet. File koyun. Balansdan alıyoruz. Tamam, fet. Fethi yukarıdan bakacağız arkadaşlar. Fethi yukarıdan bakacağız. Ee, bu arada İsmail e, Karamık kardeşimizin isteği yok herhalde. Varsa da aşağıya doğru yazar. Kuzey Türk hocam Komado Komado KMD Rica Ekte. Bu Raca olabilir değil mi? Komado Raca Ekte. Evet onları da alalım. Komado. Binance'den alalım bunu. Raca. Gateden. Raca'yı da Gateden alıyorum arkadaşlar. Ekta. pek de zaten bir yerde var şu anda. Evet. Fed'den başlıyoruz. Şuralarda bir yerde Fed'imiz vardı bizim. Fed. Güzel kardeşlerim. Fed şu anda 0 37'ler civarında. 37'nin hemen altında ama 37 dolardı. 0.86'lık bir kırmızısı var bugün de. Bakınız burada fincan, kulp, çanak, çömlek yani formasyonumuz Fetişim vardı haftalıkta. Günlük bazda ne yapıyoruz? Şimdi şu çizgilerimizi bir kaldırdık FET'le değil mi? Şöyle alıyoruz. Bakınız arkadaşlar. Burada düşen kırılmış durumda. Normal. İki gün önceki olumsuz haberler gelmeseydi hedef burasıydı. 0.48 50'lerdi. Ama ne yaptık? Bitcoin'in geri çekilmesiyle bunlar da tabii ki geri çekildiğini gördük. Peki 4 saatlikte farklı bir formasyona imza atıyor mu? Şöyle baktığımızda arkadaşlar 4 saatlikte. EMA 50 ve 200'ün altına kadar inmişti. Şimdi ne yapıyor? EMA 200'ün üzerine çalışıyor. Fakat bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu düşüşün derinleşeceği anlamını taşımıyor. Bakınız. Çünkü burada düğümümüz devam ediyor. E bu düğüm devam ettiği sürece Bizi bekleyen bakınız bizi bekleyen geri dönüşüm şu olur güzel kardeşlerim. Şu derinlik olur. de. Tam şu EMA 200'e koyduğumuzda bakınız yukarıda nokta nokta olan yere otomatik gelmiş oldu. 0 48'ler görünüyor. Yani burası 50'ler anlamını taşır yine. Nedir bu şuradaki şuradaki dirençtir. Ne zaman denemiş burayı? 14 Mart'ta zaten burayı bir vurmuş. Ondan sonra 14 Mart'tan beri de daha burayı görememiş. Şimdi buranın hesabını yapıyor. Ha, öncelikli bir direncimiz yok mu? Var. 40. Emay 50 günlük ortalama. 40'ün üzerine de attığımız zaman yolumuz açık olsun diyeceğiz Fethiş'e. Biliyorsunuz yapay zeka tokenlarından, coinlerinden. E peki. Şimdi geliyoruz. İn e i̇nternet kompüter. Evet. İnternet, komputer bizlere bakınız nereye kadar götürdü arkadaşlar e, bugün 20 Nisan, 17 Nisan'da 7 dolar 23 sente kadar çıktık. Devam edecek mi hocam? Bakınız dönüyor destekten destek çizdik buraya biz. Burada da bir ikili dip var. Destek çizdik yolu açık olsun. Nereye gidecektir hocam? Bakınız şuraya. Tek başına formasyonlar yeterli olmuyor bazen. Bak aşağılardaki çizilen formasyonlardan söylesek bile okut çizmemiz gerekiyor. 8 doların üzeri arkadaşlar. 4 saatlikte bu yalnız. 4 saatlikte. Daha sonraki hedefimiz daha sonraki hedefimiz 8 9.66. Evet 9.66 şeklinde yorumlayabiliriz. Peki BitTorrent ne yapıyor hocam BitTorrent'te? Arkadaşlar BitTorrent'e bakıyorum. Burada bir ikili dip oluşturmuştu. Çalışmamış. Devam ediyor. Şimdi burada bir formasyona daha imza atmış durumda. Ama sert sert iğnelerle yola gittiği için 95'e kadar iğne attı. Bakınız 95'e kadar 19 Nisan'da yani dün bu iğneyi attı. Şu anda 67'lere kadar geri geldi. Hop 95 diyor. Hop 67 diyor. Yani tehlikeli bir çıkışı var. Yukarıdan yakalayabilirseniz karlalığa girebilirsiniz. Şu an hiçbir şey diyemiyorum bunun grafiğiyle ilgili. Hiçbir şey deneyecek bir grafiği yok arkadaşlar. Ama düşeni kırdığını söyleyebilirim. Hocam, günlükte düşenin kırıldığı görülüyor. Bakınız. Şuradan aşağıya gelen bir düşen kırıldı. EMA 200'ün de üzerinde, 50'nin de üzerinde. Ha buradan sonra bir hamle yapar mı? Bakınız güzel kardeşlerim. Şimdi kırmızı renkte oluşan bir alçalan bir kanalımız var değil mi? Bu şu anlamı taşır arkadaşlar. Düşen bir flamadır bu. Yani düşen bir flama neyi gösterir hocam bize? Yukarıda bulunan. Şuradan aşağıya gelen bir destek. Bunu bunu özellikle anlatıyorum. Sizin koyunun üzerinde de çıkabilir. Şu güzel kardeşlerim şu var ya şu kırmızı bir çizgimiz var ya yukarıdan aşağı gelen Heh. bu normalde düşüşün devamını gösterir ne zamana kadar bu, bu çizdiğim beyaz çizgi kırılana kadar kırılmış mı kırılmış o zaman yükselişe geçeceğinin işaretidir bir yükselen filama var bir düşen filama var biliyorsunuz bu yukarıdan aşağıya gelmiş düşen filamayı ama bu bana göre bu bana göre yükselen filamadan daha sağlam geri dönüş için. Artık düşüşün bittiğini yavaş yavaş e, tren çizgisinin, düşen tren çizgisinin kırıldığını ve yükselişin her an başlayabileceğini bizlere işaret ediyor. Yani böyle bir formasyon gördün mü bekliyoruz arkadaşlar. Güzel yani. Güzel bir formasyon. Evet Holochain. Holochain'e bakalım. Holochain nereye gidiyor? Holochain. An itibariyle %6'lık bir geri çekilmesi var. Günlük bazda. Arkadaşlar ben bunu bir temizleyeceğim şöyle. E, kafanız karışmasın. Bir de 4 saatliğini görmek istiyorum. Arkadaşlar burada bir e, yükselen filama var. Hani dedim ya yükselen flama tehlike. İşte tehlikesi bu. Gördüğünüz gibi geri çekilmesi. Yani nereye kadar gelecektir? 19'ları test edebilir. Şu an 20'lerde. Desteği EMA 200 günlük ortalama. E, direnci de arkadaşlar 21 EMA 50 günlük ortalama. Kırarsa da simetri olan buraya kadar gelebilir. Nereye kadar? 24-25'lere kadar. 24-25'lere kadar gelebilir. Ha, hocam geri dönerse nereye gelir? Geri dönerse de 19 seviyelerine kadar geri gelir. Spill. Bakınız hepsinde farklı farklı formasyonlar karşımıza çıkıyor hocam. Daha önceki oklar zaten hedefine geldi. Değil mi? 4 saatlikte. Spill. Bir ne var hocam burada bakınız bir üçgen var fakat farklı formasyon da var bir düşen kanal da var onun altında da bir düşen kanal var bakınız e, iki tane formasyon iç içe girdi bizim için şu anda hesabını yapmamız gereken şu düşen kanal arkadaşlar pardon şu düşen kanal. Bu düşen kanal devam ediyor. Ha, i̇yi midir? Tabii ki iyidir. Tabii ki iyidir. Çünkü geri dönüşümü geri dönüşümü arkadaşlar buradan yapacağı sert bir hamleyle şöyle bir derinlik bize çıkarabilir. Şuralardan dönerse yine 85'leri görürüz. Split için. Ha, orada kalır mı? Kalmaz tabii ki. Yani sıfır atmaya kadar devam eder ondan sonra. Yeter ki Bitcoin yeşile, dominans kırmızıya dönmeye çalışsın. Şu anda %1'in altında bir kırmızıda duruyor. Peki hocam Filecoin ne yapıyor? Filecoin. Filecoin. Formasyonlar güzel arkadaşlar. Şurayı bir kaldıralım. Günlük baza bir alalım bakalım. Arkadaşlar desteğimiz, desteğimiz filede 5 dolar. 5.10, 5, 12. Direncimiz güzel kardeşlerim 6 dolar. 6 doların üzerinde kaldığı sürece devam edecektir. Ama e, şu anda 5.70'lerde olduğuna bakmayın. koyunun buradan dönüşü muhteşem bir dönüş sergileyebilir. Neye dayanarak diyoruz hocam? İşte şu tepeleri birleştirelim arkadaşlar. Kırılımı görüyorsunuz değil mi? E, burada ne var? Bir üçgen formasyonu var. Ne üçgeni var? Simetrik üçgen var. E kırılım bize ne yapacaktır o zaman? Yukarıdaki 9,5 doları gösteriyor. Bu simetrik üçgende kardeşim. 9 dolar ve üzeri geliyor. Simetrik üçgen. Yani bu şu anlama geliyor. Yani simetrik üçgen dediğiniz zaman bir trend yolunun belirlenmesi. O trendin aşağıya mı yukarıya mı? Burada bir trend yolu belirliyor. Bakınız. Dönüşü 9 ve dolar ve üzeri görülüyor filede. Peki komado ne yapıyor hocam? Komado ee, okumu 12'den vurmuş gördüğü gibi. Hatta 24'ten vurmuş. Biz demişiz ki 0.40'lar geliyor. Nereye kadar? 0.52'ye kadar vurmuş. E şimdi neredeyiz? 36'dayız. E, bir duramıyor yukarıda. Durmayı başaramıyorlar arkadaşlar. Yukarı çıkan da bir yükseklik korkusu var. Orada hiç bekleyemiyor. Hemen dönüyor geri. Satışı yiyor. Hemen satışı yiyor. E, eğer. Güzel kardeşlerim. Yani şu an 36'larda. 36'larda bakınız. Tam da e, şu 35 desteği var. Bu desteğini kaybetmez ise. Şuradaki. Daha önce. Yani buraya kadar iğne atmıştı. Burası artık onun için destek. Bu desteği kaybetmese de. Yolu açık olsun diyebiliriz. Peki Raca ne yapıyor hocam? Raca. Raca'da ikili dipler var. Güzel bir formasyon gelmiş arkadaşlar. Diplerin bitimi burası bakınız. Burası. Diplerin bitimi burası. Bura onun için nedir Raca için? E, önemli bir direnç bölgesidir. Yani 29'un üzeri. Raca şu anda 20'lerde bakınız. Raca şu anda 20'lerde. E yukarıdan aşağıya gelen de bir ne var? Düşen bir kanal var, düşen bir üçgen var. Düşen üçgen de iyidir güzel kardeşlerim. Kırılım geldiğinde derinliğini atacaktı yukarıya. Değil mi? Fakat düşen üçgenin bir özelliği daha var. Ee, eğer bakınız şöyle alayım arkadaşlar. Eğer şu yukarıda düşen tren çizgisinden uzaklaşırsa sürekli aşağıyı kontrol eder. Bu da 18'leri gösterir bizlere. Raca'da. Biraz derinleştirir düşüşü. Fakat aşağıda şurada benim gördüğüm ikili dip var. Buradan dönüşü yine bizlere 25'e doğru bir hareket bekliyor gibi duruyor geri dönüşte. Ekta. Ekta. Burası çarşı karışmış burada bir sürü destek direnç çizmişiz buna. Heh geldi. Arkadaşlar Ekta şu anda tam desteğinin üzerinde duruyor. Bakınız, EMA 50'nin üzerinde. 27'lerde. Bizim dediğimiz noktadan zaten dönüş olmuş. Burası 63 seviyelerine doğru bir momentum sergileyebilir. Edikleye dikkat arkadaşlar. Şu anda %23 yukarıdayız. 25'i geçerse ralliye dönüşebilir. Ekta. Grafiği, formasyonu çok güzel. Daha önce verdiğimiz okları gördüğünüz gibi hepsi hedeflerini 12'den vurmuş. Şimdi bu okta sıra. Sıra buraya gelmiş durumda. Evet. Ekta'nın durumu da bu şekilde e, sizlerle paylaşmış olduk güzel kardeşlerimiz. Dönüyoruz normal isteklerimize devam ediyoruz bu arada. Yayını da bir kontrol edelim arkadaşlar. Yayını bir kontrol hale yapalım. E, 285 kardeşimiz bizlerle birlikte devam ediyoruz yayınımıza. E, 174 de like'ımız olmuş ve yarım saati geride bıraktık. Evet, yarım saati geride bıraktık. Şimdi muhabbete. Az muhabbet, çok analiz var arkadaşlar şimdi. Evet. Az muhabbet, çok analiz var. Hemen şuradan İnece'den başlayalım. İnece. İnece arkadaşlar desteğini korumaya çalışıyor. 8 8 desteğini kaybederse 7.5 kadar çekilir. Bakınız, çizmiyorum. 8'i kaybederse 7 kadar çekilebilir. Iris. Dün unuttuk bunu. Dün unuttuk. Iris'in formasyonu çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bakınız. Yukarıdan aşağıya gelen bir tren çizgimiz var. Iris şu anda 0-0-30'larda. Iris önünde şimdi 33 direnci, 34 direnci var. Buraları kırması lazım. Geri dönüş başlamış gibi aşağıda destek çizgisinden vurdu döndü geri. Eğer 30 zaten 30 35 aralığından kendini bir kurtarırsa Iris gideceği yerler 30 35 aralığından sonra 60 %100'lük bir rally Iris için bizi bekliyor olabilir. Evet. Bu bir de ben bunu ee, günlük bazda bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Buraları Evet 65'i gösteriyor ya. 65 görüyorum. Yani bir de şöyle bakmak istiyorum. Ee, bu da haftalıkta arkadaşlar. Haftalıkta nerelerdeyiz? Hatta ben şuraları bir temizleyeyim arkadaşlar. Haftalıkta bir şey, güzel bir şey çıktı karşıma. Gördüğünüz gibi lokum gibi bir grafiğimiz var haftalıkta. Evet çok güzel bir grafik. Haftalıkta birkaç tane şöyle büyüteyim arkadaşlar. Rahat görün birkaç tane kırmızı mum ne yapmış? Emma 50'nin üzerine dizmiş durumda. Bir hafta, iki hafta, üç hafta ve bugün dördüncü hafta. Iris. Iris. Ama dikkatinizi çeken bir şey olsun. Şu gelen kırmızı bir düşen tren çizgimiz var mı? Var hocam. Ee, şimdi buranın simetriği arkadaşlar sıfır sıfır 31 dolar görünüyor. Simetrik olarak. Haftalık bazda. Bu bir anda buraları yoklayabilir arkadaşlar. Bir anda buraları yoklayabilir. Çok güzel bir grafik gördüm. Yani 30-35'in üzerine bir anda kurtarabilir kendini. Öyle görünüyor. Evet. Bir de 5 günlüğüne bakacağım arkadaşlar. Bir de 5 günlüğüne bakacağım. Yani her yönden iyi görünüyor arkadaşlar. Yani 30'dan aşağı gitmediği sürece, 30'u kaybetmediği sürece güzel görünüyor. Kaybedersen nereye gider hocam? 29,5. Antom, Antom, Antom'un şöyle ee, günlüğüne bakalım arkadaşlar. Fantom. Biz ne beklemişiz Fantom'dan? Arkadaşlar demişiz 0.67'ler geliyor. Fantom 47'lerde şu anda. E, MA50'nin de üzerinde duruyor. 200'ün zaten uzak. Fantom'da güzel kardeşlerim. Hedef yine 60 ve üzeri. 60 ve üzeri. Çünkü formasyonları tek tek çizerek söylemiyorum. Görüyorum zaten. Bu yüzden de ee, yani yukarı yönlü momentum devam edeceğini söyleyebilirim. Çiliz arkadaşlar. Çiliz istemiştiniz. Çiliz'e bakıyoruz. Çiliz şu anda 13 desteğini koruyor. E direncimin neresi? 15. 15.5'lar. Burayı kırmadığı sürece Çiliz'den bir yükseliş bekleyemiyoruz dedik ama daha önceki ikili dip henüz bitirmedi çalışmasını. Bitirirse zaten 15'in üzeri geliyor. Çiliz'den her an ters bir yükseliş gelebilir. Bütün formasyonlar yukarıyı gösteriyor bakınız. Bütünü, bütünü yukarıyı gösteriyor. Çiriz için. 15 her an gelebilir arkadaşlar. Gelirse de sert kırımlarla daha 26 var, 28 var, daha yukarıda 33 var. Bakınız bu formasyonlar buralardan dönüşlerde hepsi nokta atışı gelebilir. Çirize dikkat beyler. Chainlink. Link 8 doların hemen altında 7.80'lerde. Yarım 0.60'lık bir yeşilde. Evet bu düzeltmeden o da nasibini aldı. Hedef nereye kadar gelmişiz arkadaşlar? 8 dolar 79 sente kadar gelmişiz. Biz zaten haftalık bazda bir hedef vermiştik buna. Arkadaşlar demişiz 10 dolar. Şu an 8 doların hemen altında fiyatlanıyor. Yolu açık olsun güzel kardeşler. Yolu açık olsun Çeynik. Çünkü yukarıdan aşağıya gelen uzun bir düşen trend vardı. Onu kırdıktan sonra yükselen trendi devam ediyor an itibaren. Bakınız şurada bir ikili dip yapmıştı. Ve daha sonra fincan kulpa geçtik. E, gayet de güzel formasyonu vardı ve çalışıyor devam ediyor arkadaşlar. Hala sıkıntı yok 10 dolar yolu ve yukarıda da 12.500 dolar yolu var. Pending Peki hocam Aptos dediniz. Aptos'ta hiçbir sıkıntı göremiyorum. 11 desteğini kaybetmediği sürece hiçbir sıkıntı yok Aptos'ta arkadaşlar. E hocam 11 desteği neresi? Aha da burası arkadaşlar şu. Şu bitim dönüş noktası. Buradan zaten döndü bu. Buradan döndük güzel kardeşim. E nereye gidiyoruz hocam? Aptos. Bu bir haftalık Aptos grafiğidir arkadaşlar. İlk direncimiz 20,5 dolar. Ve yukarıda 27-28 dolar hatta 30 dolara kadar doğru iğne selebilir. Aptos'un durumu bu. Peki hocam audio ne yapıyor? Audio ne yapacak? Zavallım 32'nin üzerinde kalmaya çalışıyor. Evet 32'nin üzeri çalışıyor ama audio biliyorsunuz 25'lerde çok oyalandı. 30'larda çok oyalandı. Buradan sonra ne yaptı? 29'dan bir defar atarak 50 küsürlere kadar geldi. E şimdi bakınız şimdi audio'da bu kanalın üzerine kendimizi atmamız lazım. Haftalık bazda bu günlük bakmak istiyorum. Günlükte gösteriyoruz bize? Evet. Farkındaysanız yükselen bir gama var. Ama o da tehlikesini geçirmiş zaten. Geri gelmişiz. Daha geri gelişi ne olur hocam? Yükselen gamanın alt destek çizgisi var. Orası 0.30 olur. Üst destek çizgisi kırabilmesi için de 33.5-34'ler var. Buraları kırıldığı zaman audio'da haftalık bazda çizdiğimiz pincan kul cool pozisyonu zaten yoluna devam edecektir. Neresi geliyor? 0.56. Bakınız önce 40 direncimiz var. 50'ler var. Var da var devamı. Efendim. Jasmine. Jasmine şu anda 024'lük yeşilde 61'lerde arkadaşlar. Jasmine 74'e kadar iğne attı ama Jasmine'in hedefi 85. Jasmine buraları doğru deneyecektir. Hangara. 0033'lerde %1'in üzerinde bir geri çekilmesi var. Desteğini kaybetti. MA50'yi de kaybetti. Tren çizgisindeki desteğimizi de kaybettik. Nereye çekilebilir hocam? 27 olan, şu an 33'lerde. 27 olan MA200 var ama ondan önce 30 var zaten. 30'u kaybetmezse dönüşü muazzam olur. Ama 30'u kaybederse MA50'yi görür 27'leri. Yok buradan dönüş sergilersek yine 45'ler ilk direnci olabilir. Leopring. GRT'ye falan geleceğim arkadaşlar. Leopink yukarıda e, bizi bekleyen Leopink de arkadaşlar yarım dolar direncimiz var. Aşağıda 0.36 dolar seviyelerindeyiz şu anda. EMA 50 desteğimizde 35. 35'i kaybetmediği sürece yarım dolar ve üzeri gelir arkadaşlar. Birazcık kırmızılık bugün de hakim ama çok da aşırı bir şekilde kırmızılığı görmüyoruz tabii ki. GRT, The Grap, Fete baktık arkadaşlar. The Grab. Ama elinin üzerinde kaldığı sürece. Hatta ne dedik daha önce? 14. Aşağı çekilişlerde 13 desteğini kaybetmediği sürece 17 ve 20'ler gelecektir. Ne oldu 13'ten döndü? 17 küsür geldi değil mi? 17-65 geldi. E şimdi de o 13'lerin yerine 14'te değil 15 desteğindeyiz. 15 desteğini mümkün mertebe kaybetmemek için arışıyor. Kaybederse de ne var aşağıda? 14.5 desteğimiz var. Burada EMA 50 günlük hareketli ortalama var. Güzel kardeşim buradan dönüşü yine bizleri 20'lere götürecektir. 20'lere götürecektir. Clear Network. Hay maşallah. Oklar böyle hedefini 12'den vurdu. E şimdi yolu açık olsun. Devam edeceğiz. Bugün yaklaşık nereye kadar iğne atmışız arkadaşlar? 33'lere yakın iğne atmışız. Şu anda 28'deyiz. 28'deyiz. Pardon bugün değil. Evet bugün 29'lara inatmışız. Şu an 28'deyiz. Daha önce 30 e, bu 18 Nisan'da yaklaşık 32-33'leri gördü. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu yoluna devam edecek mi? Evet. 35-36 direncine kadar yolu var. Çünkü burada alçalan takoz yükselen grafik moduna girmiştik. Bu bir alçalan bir takozdur, gamadır, düşen kanaldır, alçalan kanaldır. Yani isim çok. Yeter ki bunu okuyabilmek önemli. Okuyabilmek önemli. Şimdi şuradan yukarı başlatılan bir yükselen bir de yükseliş, yükselen kanal var. Bu kanalın içinde devam ediyor. Eğer bu kanalı kırarsa arkadaşlar, eğer kanalı kırarsa bizi yukarıda bekleyen 50'ler var. Daha da yukarısı gelebilir. Clear. Clear Network bu. Clear Network. Hakkı Ata, Leoprink'e az önce baktım. Bak şurada duruyor. Ondan sonra GRT'ye baktım. Şimdi Kri'yle bakıyorum. Bu arada muhabbet mi ediyordun? Ne yapıyordun? Bu e, ARB'ye bakacağım arkadaşlar. Bu oldukça zararda olanlar varmış bu koyundan. Arabaya. Arabam diyor 60 model. Biz buna dün de baktık biliyorsunuz. Evet. Yani şuradan dönüş olabilir güzel kardeşim. Yani dönüşü buradan gerçekleştirebilir. 2 dolar bir hedefi var şu anda. Desteğinden döndüğü anda. Desteği neresi? 1.49, 1.40 buralar. Buradan dönüşü ne yapacaktır? Tekrar 2 dolara doğru bizi götürecektir arabada. Bu ilk sokeni diyor Hakan elene hocam sana zahmet buna bakar mıyız? Bakalım hemen. Bu X, koinex de var. Tether bazında. Koinex'ten bakacağım. Evet. Şu an e, 0.30 dolar bandı seviyelerindeyiz. Son destek çizgimiz neresi? MA 200 günlük ortalama. Normal, e, burada bir simetrik üçgen yapmış arkadaşlar. Simetrik üçgende aslında yükseliş gelir fakat aşağıdaki destek çizgisini kaybetmediği sürece. Niye? Bakınız. Şurada e, bir formasyon oluşmuş bakınız. Simetrik bakınız. Geliyor, aşağıyı kaybetmeden tekrar yukarı, tekrar geliyor, tekrar dönecektir. Bakınız, tekrar dönecektir. Bu da 0.50'lere doğru bir hareket başlatabilir. Ama kırması gereken ne var? 39 direnci var. Bu bu şekilde bakınız, bu şekilde simetrik üçgende her an kopma olur. Bun, bu, yani bu genelde iyiye yorumlanır arkadaşlar. Ne zaman alt desteğini kaybetmediği sürece. Evet, bir de BTC olanına bakalım bunun tamam anladık. Ee, BTC olanına. Bovix, Bitcoin, yani Bitcoin partisine bakalım. Onu demek istedi, güzel kardeşim. Şöyle atalım arkadaşlar. Sıkıntı yok, aynı grafik var. Aynı grafik. Aynı grafik var. Ee, desteğinden uzak. Şimdi BTC olarak yani 0.4010 BTC yapıyor. Yani şu andaki fiyatı hangi kaç BTC direnci var? 14 BTC'de direnci var arkadaşlar. Sıfırları saymasak. 14'te direnci var. Daha sonra 15'te direnci var. Burayı kırarsa da yukarıda 25'e kadar yol alabilir. Evet. Hakan kardeşim. Nereden bulayım bu tür koyunları anlayamadım ki. Ha kötülü kötülemiyorum yani isimlerinden yani şimdi çoğu çoğu kardeşlerimizde yoktur bu koyun. Öyle zannediyorum. Yani Evet. 22 bin tane koyun var arkadaşlar. Hatta 23 bin tane. CTS'yi demiştiniz güzel kardeşlerim. Hay maşallah maşallah. Oklar hedefini CT de 12'den vurmuş. Ne yapacak hocam bundan sonra? Tabii ki düzeltme yapacaktır. Düzeltme yapacaktır. Karınıza alın alın arkadaşlar. Ben bunun haftalık bakmak istiyorum. Nereye kadar gider bunun düzeltmesi? Evet, hedeflerimiz gelmiş gördüğünüz gibi. Şuradaki direnci kırmış. İğnesiyle kırmış ama daha şey olarak kıramamış bakınız. Burayı kırmadığı sürece. Yine iğneyi saymıyoruz. Yani fiyat ne hocam? Fiyatı ver bize diyenler var. 30. Şu an 33'lerde iğne olarak kırmış durumda. Ama bu 30'un üzerinde bir bar mum daha yakarsa arkadaşlar. Bakınız bu önemli. Bir bar mum daha yakarsa. Hayırlı olsun Hakan kardeşim. Bir barmum daha yakarsa o zaman şuradaki 45'ler evet şuradaki 44-45 direncine doğru bir yola çıkabilir. Ama dediğim gibi buranın üzerinde bar mum olarak iğneyle çıksa sorun yok. Yani e, iğne önemli değil. Orada zaten fiyatlayamazsınız o iğneyi ama dediğim gibi şu anda da %10 yükselişte sanki bir yan mum daha atması lazım ki yolunu açık olsun. Peki ben bunun bir de 15 dakikalığına bakmak istiyorum. 15 dakikalığında düzeltmelerle mi gidiyoruz? Evet düzeltmelerle gidiyoruz. Düzeltmelerle gidiyoruz. Eğer eğer buradan döneceksek hocam buradan döneceksek bu derinliği tekrar atacağız yukarıya demek. Anlamını taşır. Bu da bizleri 36-37'lere götürüyor. 36 37'lere CTS'yi götürüyor bizleri. Formasyonu güzel, grafiği güzel. Tutana, alana, satana bol kazançlar diliyoruz. Hokos unuttuk, unuttuk. Hokos yüzde 8 bugün. Yukarıdayız. Kanalın içinde devam ediyoruz. Bakınız, sıkıntımız yok. 1.90 yani iki direncini kırmadığı sürece devam edemeyecek yukarıya. Burayı kırması lazım. Ama kanaldan da çıkmıyoruz bakınız. Evet 1.8 desteğimiz 2 direncimiz var. Peki bu 15 dakikalık. Evet. Günlük bazda ne yapıyoruz hocam değil mi? Günlük bazda da ne yapıyoruz? Hala aynı şekilde yükselen kanalın içinde devam ediyoruz. E hocam hedef neresi? Ya hedef, hedefte sıkıntı yok arkadaşlar. 2.70 hatta 4 dolara kadar hedef verdik bunda biz Kokos'ta. Hedefimizde sıkıntı yok. Grafiği oldukça güzel bir grafik var. Evet. Peki ENS ne yapıyor hocam? ENS. ENS de arkadaşlar şu an 13 doların hemen altına gerilemiş durumda. İğnesiyle bir 15'i gördük. Bir 15'i gördük arkadaşlar. 17, 10, 16 Nisan'da görmüşüz. Zaten buralara bakınız ok çekti. Kulağına kadar gelmiş. Ama o bir bitcoin'in bir iki günlük geri çekilmesiyle bu da ondan nasibini almış görüldü. E desteğimiz arkadaşlar desteğimiz 12 dolar. E direncimiz şimdi direncimiz 14 dolar. Buraları bekleyeceğiz. Buraları beklememiz gerekiyor diyoruz. Peki hocam Kaspa ne yapıyor? da durum ne? Değil mi? Bir de Kaspa diyelim. Mek borsasından alalım. %7. Evet. da %7 yukarıda. EMA 50'yi denemiş arkadaşlar. Yani e, 22 desteğini denemiş. Kırmamış. 3 kez vurmuş. Kırmamış ve geri dönüyor. Yön arayışı mumunu da 60 buraya. Altı üstü iğne gördüğünüz gibi. E, öyleyse ilk direncimiz 30 dolar. Buraya doğru gidiyoruz. Şu an 25'teyiz. 0 .0 25'teyiz. Kırarsa da 40 olur. 40'lara doğru bir yol alabilir. Bir yol alabilir. bir şey değil Hakkı kardeşim. Evet. Peki hocam. E, ee, ne yapıyor demiş kardeşim. PRQ. PRQ. Nereden bakalım bunu? Şöyle bakıyoruz. Coinbase'den. Evet. Coinbase'den bakalım. %2'ye yakın bir geri çekilmesi var. 0.11 dolar seviyelerindeyiz. 0.10 desteğimiz var arkadaşlar. 0.12 direncimiz var. Eğer bir tehlikeli sinyal geliyor burada bakınız. Eğer EMA 50, EMA 200 aşağı yönlü keserse arkadaşlar bir 0, 0 90'lara kadar geri çekilebilir. Yok bu buradan dönerse yine bizi yukarıda 15'ler bekliyor. 0.15'ler. 0-15'ler bizi yukarıda bekliyor güzel kardeşlerim. Doge ve Shiba. Arkadaşlar oraya geçelim. Peki hocam Doge'ye. Arkadaşlar Doge bugün bir güzel bir çıkış yapmıştı fakat e, tekrar geri çekildi. 93'lere kadar çıkmıştı. Herhalde doğru mu bakayım. Evet 93-76 çıkmıştı. Şu anda bir tekrar geri çekiliyor. E, 90 direncinin üzerinde kalamadı. Artık 91 direnç daha konumuna geldi onun için. Destek konumuna getirmişti ama başaramadı. 90 direncimiz var. Aşağıda da 80 desteğimiz var arkadaşlar DOGE'de. Bu haliyle e, ama normal şartlarda da şu diple şurayı birleştirdiğimiz zaman hala bir yükselen kanalın içinde olduğunu da unutmamak lazım. Peki Shiba ne yapıyor hocam? Shiba da aynı şekilde yatayda devam ediyor. Shiba onları kaybederse Arkadaşlar Shiba'yı aşağıda 87'lere kadar geri çekilmiş görebiliriz. Bakınız bu desteği kaybederse 10 desteğini. 10 desteğini kaybetmezse tamam. Evet ee, Hüseyin kardeş canlı yayında olduğumuzu lütfen unutmayın Hüseyin kardeş. Güzel kardeşlerim şimdi bakıyoruz vaktimiz de hemen 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 daralıyor. gönderdim güzel kardeşim gönderdim sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben de ben böyle efendi kardeşlerimizle yola devam ederim. Gerisi önemli değil. Gerisi önemli değil. Bakıyoruz. Devam ediyoruz. Azero demiş kardeşim. Azero. Bir de Azero diyelim ya. Bu kardeşim bunu bayağı istedi. Azero ne yapmış değil mi? Azero. Nereden bakalım? Şöyle MEKT var burada. Gate'den bakalım. Azero. Evet. STX bakmadık. Ona bakacağız. Bir de STX girelim buraya. Stax yani STX Binance'ten bakalım. Evet, azero. Güzel kardeşim. Evet, burada günlük bazda simetrik bir üçgeni oluşturulmuş durumda arkadaşlar. Simetrik üçgen bildiğiniz gibi tert bir kırılımla bizi karşı karşıya bırakabilir. Bakınız hem yukarı hem aşağıya hem yukarı hem aşağıya. Ondan önce de bakınız burada bir yükselen gama vardı. Onu tamam o formasyonu düşüşüyle tamamlamış durumda. Tekrar yükselen gama, düşüş ve simetrik üçgenin desteğine takılmış durumda. Buradan geri döner. Yukarıda 1.48, 1.5 patlatırsa yolu açık olsun. 2'lere kadar, 2 dolar direncene kadar gidebilir. Ama burayı kaybetmemesi lazım. E kaybederse hocam 1.18'ler görülüyor aşağıda. %1 yukarıda şu anda an itibariyle. STX staksa baktığımızda arkadaşlar staksa da ee, alçalan bir gama var. Bakınız geniş perspektiften baktığımızda Stax'a bizi bekleyen hedef öncelikle 138 daha sonra 170'ler. Şu an 074'teyiz. %2,5 kırmızıda oluşuna bakmayın. Güzel kardeşim. Ona aldanmayın. Evet. Bir de SXP diyelim. Vaktimiz doluyor arkadaşlar. Bir saati geçmek üzereyiz. SXP An itibariyle 0.55 dolar bandındayız ve %5'e yakında bir geri çekilmesi var. Lakin tam da burada zırnanın zırt dediği yere gelmiş durumda. Geri gelirse ne olur hocam? Geri gelirse arkadaşlar 50 olur. 50 olur. Ee, çünkü burada burada daha önce oklar gelmiş biliyorsunuz. Sıkıntı yok. Şuradan aşağıya günlük grafiğin bir haftalığına bakmak istiyorum arkadaşlar. Neyi bakıyor? Haftalıkta yön arayışı mumumuzu çekmişiz arkadaşlar. Yani bizi 0.89'lar bekliyor yukarıda. Evet. 0.50'ler aşağıda destek. Buradaki mum patladığı anda 0.89 1 dolar 31 sente kadar bir yolculuk ee, SXP'de görülebilir. Tabii ki bu anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi. İçermemektedir arkadaşlar, İçermemektedir. Evet. Efendim, zillika'yı unuttuk, mati unuttuk. Son iki koyun daha yapalım. Zillika, matik. Evet. Zillika, zillika da. Bana göre hala sıkıntı yok. Yüzde buçuk gibi geri çekilmiş olsa da. Yalnız bu 33'teki EMA 50'yi öncelikle kırmamız lazım. İğnesiyle kırdı ama üzerinde kalmayı başaramadı. 33'ün üzerine atarsa bir engelde pasaport kontrolü 40-50'de var. Yani 0-0-50 dolarda var. Bu iki band aralığında her an oynama şansına sahip. Şey olarak da bir yükselen kanalın içinde hareket ediyoruz arkadaşlar. Bakınız. Burada bizim bir yükselen kanalımız var. Yani şu kanal devam ediyor. Bu bir haftalık grafiktir. Bu bir günde iki günde gerçekleşmez. Sabır ister. Küçük düşüşler sizleri yanıltmasın. Yataya bağladı Matik. Matik şu anda 1 doların üzerinde. Ve Matik de buradan bir dönüş. Bakıyoruz 90 de desteğinden uzaklaşmış. Matik 1.700'e doğru buradan dönüşünde yol alabilir arkadaşlar. Ama bu desteğini kaybederse, 1 dolar desteğini de kaybederse aşağılarda EMA 50 olan 90 centleri de denemek isteyecektir. Şu anda %2 civarında da bir kırmızıla hakim. Bu ne ya? Polix. Poli %70 yapmış rally arkadaşlar. Desteğimiz, direncimiz arasından çıkarsa uçar demişiz, uçmuş. 0.29 dolara görmüşüz. Şu anda 0.27'lerde. Bakınız desteklemişiz 17, direnç demişiz 0, uçmuş gitmiş. Destek, direnç kalmamış ve bakalım derinliği tamamlamış mı? Derinliği tamamlamış arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bir önceki derinliği mutlaka koyun tamamlıyor. Er ya da geç. Yeter ki sabredin. Poli yatırımcısı. İşte şimdi gördünüz yani. Nereye gittiğini gördünüz. Sitem ediyordunuz. Polide zarar ettim diye. Buyurun. Buyurun polide zarar mı etmişsiniz? Bakın. Güzel kardeşim. BTC'yi unuttuk değil mi? Doğru ya. Bu yapay zekaların hepsine bakmadık bugün. BTC, GRT'ye baktık. OSIN, kısa kısa geçeyim arkadaşlar. OSIN dönmüş haftalık bazda. Fincan kup devam ediyor. Dikkat 0.85'ler. Hatta 1 doları görebilir. Şu an 0.40'lardayız OSIN'de. AGIX. AGIX'te şimdilik bakacağız. Günlük bazda bakıyoruz. Desteğini kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. 36 desteği var. Dönerse de tekrar yukarıda direnci 45'ler arkadaşlar. Peki Belçay'ın %3 geri çekilmiş durumda. Ama 50'yi 23'ü kaybetti gibi iğnesiyle daha aşağıda da 22 var. 22 deneyebilir güzel kardeşlerim. Ama trend bazında hala bir yükselen trendi içinde olduğumuzu da unutmamak lazım. Belçay'ın içinde diyebileceğim bu. Rene dere. Hay maşallah maşallah o ok hedefine doğru gidiyor arkadaşlar. Ben diyor çıktım yola. Haftalıktaydı herhalde bu değil mi? Evet haftalıkta. İlk 2.23'ü göreceğim. Şu an 2 doları geçtim. Daha sonra 3.39'lara doğru RD'de ben yoluma devam edeceğim diyor. Yolu açık olsun güzel kardeşlerim. Evet. Bugünkü de bu kadar diyoruz arkadaşlar. Hepinizden özür hakkınızı helal edin. Eyvallah efem kardeşim. Çünkü ben iş icabı dışarı çıkmam lazım. İş icabı dışarı çıkmam gerekiyor. Bu yüzden yayını burada noktalamak istiyorum. Şu anda bir saati geçtik. Ve total 2 düşüyor hocam demiş. Alt koyunlardan para çıkışı olur. Bakalım arkadaşlar yani sabredin bekleyin. Bu piyasa hiçbir zaman sürekli düşmez. Sürekli de çıkmaz. Çıkışlar için geri çekilmelerin şart olduğunu da hiçbir zaman unutmayın ve bunların da birer alım fırsatı olduğunu kendi beyninize kazıyın. Ama tabii ki ne zaman alacaksınız, ne zaman satacaksınız ona da iyi bilmeniz gerekiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın, dostça kalın.